Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün değişik bir sistemde video çekiyoruz. Kimse yok burada. Atatürk Parkı'nda çok güzel yeşillik var. Doğayla iç içe. Sizinle ekonomi hakkında konuşacağız. Daha ekonominin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar var. Ben bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Hani bir ekonomist olarak değil de bir vatandaş olarak anlatayım ben size. Nasıl bir şey olduğunu. Aslında ekonomi sizin kesenizle aynı sistemde çalışıyor. Yani sizin evinizle alakalı mesela sistemle aynı çalışıyor ekonomini. Ekonomini şimdi şöyle bir vergiden başlayayım ben. Ülke ekonomisinde yani devletler vergi toplayarak para birikim yapar. Nasıl bir milli piyangoda herkes milli piyango alıyor mesela bileti alıyor. O paralar bir araya geliyor. O para üzerinden dağıtılıyor. Onun gibi düşünün. Hazine diyorlar buna. Devletin her kalemden vergi almaya hakkı var. Onu baştan söyleyeyim. Mesela %5 oranında, bence %5 oranından fazla olmaması gerekiyor alınan vergilerin. Ne olursa olsun. Bir de özel tüketim vergisi var. Özel tüketim vergisi ilk satıldığında bir kez mahsus olmak üzere alınan şey. Bunlar eskiden lüks yaşarlardı. İşte Kürtler falan, akaryakıt, buzdolabı, beyaz eşyalar, otomobiller hala bunlardan alınıyor. Artık yani tabii lüks olmaktan çıktı, artık normal bir şey oldu ama yine de hala alınmakta özel tüketim vergisi. KDV ile alakası şöyle yok, bir sefere mahsus olarak alıyor. KDV ise elden ele değiştikçe de KDV alınıyor arkadaşlar. Her üründen alınıyor özellikle de KDV. Yani portakaldan, mandalinden kalkıp da özel tüketim vergisi konmuyor onlara. Ama beyaz eşyadan gerçekten kalkması gerekiyor. Artık çamaşır makinesi, buzdolabı bunlar şey oldu yani, lükslükten çıktı biliyorsunuz. Sadece lüks arabalardan da alınabilir. Artık normal arabalardan da alınmaması gerektiğine inanıyorum ben. Neyse, konumuz bu diye şimdi. Konumuz mesela diyor ki bazı arkadaşlar, Siirt'teki bir arkadaş diyor ki işte İstanbul'da yapılan bir şeyin benimle alakası yok. Ben buna niye vergi vereyim diyor. Hani bir apartmanı düşünün, en alt kattaki oturan çatıya niye para vereyim gibilerinden düşünüyor. Yanlış bir şey. Ya senin katında yapıldığı zaman o tarafta veriyor. Buradaki amaç imece usulü. Yani sana şöyle söyleyeyim, sizin verdiğiniz her vergi, yani yapılan her şey sizin cebinizden çıkıyor. Öyle anlatayım ben size. En ufak bir şey, en büyük bir şey de sizin cebinizden çıkıyor, en ufak bir şey de sizden çıkıyor. Bunu özellikle bilincine varmak gerekiyor. Çoğu insan bu bilinçte bile değil yani. İşte diyor, işte o köprüden niye geçiliyor, işte bir şey yapıyor, benim orada köprü yok gibilerinden. Hayır, öyle bir şey yok. Bu devletin şeyi için, devamı için bu gerekiyor, bu şart. Şimdi ekonominin, şimdi şöyle bir şey, çok refah içinde, ferah içinde olduğu veya şey yapalım. Şimdi ekonomi şöyle, siz şimdi bir evi düşünün, evde televizyonu, buzdolabını değil de sizdeki çay ocağınız vardı size ait olan, bir site vardı size ait olan. Bunların hepsini sattınız mesela, benzin istasyonunuz vardı. Bunların hepsini sattınız ve refaha erdiniz diyelim. Ama zamanla sen sattığın için elinde bir şey kalmadı. Satacak bir şey de kalmayınca. Ne oldu bu sefer? Giderim var. Mesela giderim var. Çalıştırdığın insanlar var. Veya kendi ihtiyaçlarım var. Bu sefer ne oluyor? Vergileri arttırıyorsunuz. Mesela %5 olması gereken bir maddede %10 oluyor. Bu %18 oluyor. Ve bunun gibi şeyler yapılıyor. Neden? Gelir olmadığı için. Gelirim nasıl olacak? İhracatla olacak veya turizmle olacak. Şimdi mesela yerli otomobil, ben çok seviniyorum. Neden? Bizim satabilme hakkımız olacak. Şimdiki ise siz dışarıdan aldığınız otomobili, mesela Fransa'dan aldığınız bir otomobili, Almanya'dan aldığınız bir otomobili siz bir ikinci bir şahsa sattırmıyor ki firma. Sadece diyor ben satabilirim bunu diyor. Ama şimdi yerli otomobil olduğu zaman bunu kendimiz satabileceğiz. Yerli cep telefonu olduğu zaman bütün dünyaya biz kendimiz pazarlayabileceğiz. Pazar olduğu zaman bunları yapabileceksiniz mesela. Ve bu sayede de daha iyi olacak. Tabii ilkler olması gerekiyordu. Şimdi cep telefon piyasasına gireceksiniz ama orada da çok zorluklar. Her şeyin ilki olmanız gerekiyor. Nasıl Microsoft ilk oldu mesela, bilgisayar öğretti. İşte Google nasıl ilk oldu, o hala gidiyor.
burada patent enstitüsü var. Patent enstitüsü de Amerika'da. Sen ne yaparsan yap, senden önce birileri o patenti alıyor. Nasıl alıyorsa alıyorlar. Bizim burada patent alma gibi bir lüksümüz çok zor oluyor. Öyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Ekonomiyi az çok anladın sanırım. Bir de şu dolar işine girelim. İşte dolar artıyor, çıkıyor, artıyor, çıkıyor. Birileri işte bir şeyler kazanıyor falan. Şimdi arkadaşlar dolar neden artıyor veya şey? Ülke ekonomisindeki dolar bütün dünyada dönüyor. Bütün dünyada döndüğü için dolar her zaman kıymetli oluyor. Altın endeksliydi. Şimdi altın olayı da kalmadı. Kendi kendine de basıyorlar dolar. Şimdi şöyle düşünün. Ülkedeyiz. 1 milyon dolarınız var ve Amerika'da yaşamak istiyorsunuz. Amerika diyor ki gel yavrum diyor, alayım ben seni diyor, evini yerleştir oraya diyor. Ama diyor kazancına bakıyor, işte sen diyor aylık ne kadar kazanıyorsun, şu kadar para kazanıyorsun işte. Atıyorum ben kendimden örnek vereyim, ben YouTuber'ım işte, aylık işte 100 bin bir sürü bir dolar var, şimdiki paradisinde bir sürü dolarım var, ben orada harcamak istiyorum, hemen bana ev veriyor, şey veriyor, buyurun diyor videonuzu çekin, yeter ki diyor parayı burada yiyin. Böyle bir mantıkla çalışıyor. Şimdi sen buradan gidip yabancı bir ülkede yaşamak istiyorsun. Doların olması lazım. Cash doların. Türk parasıyla gidemiyorsun oraya. Türk parasıyla gittiğin zaman ne diyor? Dolar lazım diyor. Siz burada dolara çeviriyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Sürekli dolar kalmadığı zaman ne olacak ülkede? Bir yerlerden dolar almanız gerekecek. Değil mi? Şimdi dolar bulmanız lazım ki veya bir doğalgazı satın alacaksınız. Dolar olarak vermeniz gerekiyor. Adam senden Türk parası almıyor ki. Dolar yap bunu diyor. Öyle gel. Sen dolar, cash dolar kazanamayınca veremeyeceksin. Bu sefer piyasadan bütün doları topladığın zaman bu sefer değerleniyor dolar. Niye? Az olan şey değerleniyor. Bu sefer de dolar değerleniyor. Böyle de bir şey yani. Normalde ülkede, bizim ülkemize gidip dışarıda şey yapmamız lazım. Atıyorum bir tane ses sanatçısı atıyorum. İsim vermiyorum. Burada İşte konser veriyor, alıyor paraları, Türk parasıyla işte bir şey parayı anlaşıyor. Gidiyor bunu bankadan veya bir yerden dolara çeviriyor, gidiyor Miami'de harcıyor parayı. Çatır çatır yiyor. Ne oldu bu sefer? Yurt dışına para çıktı. Bunlar sürekli olunca biz fakirleşiyoruz işte. İşte fakirleşmenin gerçek sebeplerinden bir tanesi de bu. Adamın çocuğu oluyor işte orada burada Avrupa'da orada burada her ay buradan işte aylık kazancı atıyorum 600 milyar adamın gidiyor çocuğuna yolluyor oradan atıyor çocuğuna yolluyor orada birikiyor para Türkiye'de harcayan bir şey yok harcanan yok ne oluyor kendi içindeki parayla dönüp duruyoruz bu sefer gittikçe de fakirleşiyor bu sefer de enflasyon hepsi giriyor şimdi yerli olarak tarım yapacağız ama hepsi yabancı. Tohumundan tut, şeyinden tut, gübresinden tut, mazotundan tut, bilmem nesine. Hepsi de işte yerli olmuyor o zaman. Öyle bir şey. Yani bizim şeyimiz için kendi yerli üretimimizi yapmamız ve ihracatta ekstradan dolar kazanmamız gerekiyor. Turizmden para kazanmamız gerekiyor. Bizim kalemlerimiz az. Az olduğu için de problem çıkıyor. Ben kasinoların açılması taraftarıyım ama mesela açılmasını istemeyenler var diyorsun. Bir Las Vegas çok iyi para kazanıyor. İşte 5 yıldızlı otel yapılmasın deniyor ama öyle bir şey yok. 5 yıldızlı otel yapılacak. Kruz gemileri gelecek ki dolar bıraksınlar. Yani cash doların gelmesi gerekiyor. Ya bunu ticaretle yapacaksınız ya bir şekilde yapacaksınız. Mesela başka ülkelerde isim vermeyeyim. Mesela kara parayla falan döndürüyorlar artık işlerini. Yani bir zamanlarda Küba'nın biliyorsunuz ne yaptığını. Venezuela'dan bedavaya benzin alıyordu işte. Petrol alıyordu. İşte uyuşturucunun kendi arada Amerika ile arasında uyuşturucu ticareti yapıyordu. Oradan uçaklar atıyordu. Ondan sonra gemilerle alıp götürüyorlardı Amerika'ya. Küba'nın tarihini okursanız arkadaşlar veya belgeseli de var Netflix'te mutlaka izlemelisiniz onu. Beni daha iyi anlayacaksınız bu ekonomiyle ilgili. Ekonomiyle ilgili başka konuşacak bir şey yok. Siz anladınız zaten. Kendi evinizi nasıl bir ekonomi var? İşte ülkelerin ekonomisi de hemen hemen aynı arkadaşlar. Ülkelerin işte aslında bir çıkar ilişkileri üzerine kurulmuştur. O şekilde de devam edecek. Benden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın.